Herkese merhabalar. Bugün Web 2 araçlarının tanıtımına Quizlet ile devam ediyoruz. Sadece öğretmenler tarafından değil, bağımsız öğrenmeler de öğrenciler tarafından da oldukça popüler olarak kullanılan bir araç. Tarayıcımızdan Quizlet yazarak başlayalım. Ücretsiz öğrenme araçları ve kartlar diyor. Eğer sizde dil Türkçe çıkmamışsa en alta inerek buradan dili Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Yukarıdan üye olun seçeneğine basıyorum ve bu bilgileri doldurarak üyeliğimi başlatıyorum. Quizlet üye olduktan sonra bizi böyle bir sayfa karşılıyor olacak. Benim şu an daha önce çalıştığım ya da oluşturduğum setler görünüyor burada. Ara butonuyla başlayalım sol üstten. İstediğiniz alanda istediğiniz bir konuyu yazarak başlayabilirsiniz. Ben duyu organları dedim. Onunla ilgili daha önce başka insanların oluşturduğu öğrenme kartları mevcut. Bunlardan çalışmak istediğime girebilirim, inceleyebilirim. Direkt çalışmama da başlayabilirim. Ben basit bir şey istiyorum. Bu 6 terimlik olanı inceleyelim. Quizlet'in mantığı öğrenme kartlarıdır. En alta geldiğimizde bu setteki terimler sıralanmış olacak. Karşısında doğru anlamlarıyla. Sonra bastığımızda anlamını görüyoruz. İleri gidebiliriz. Ve burada çalış seçeneğinde 5 tane etkinlik örneği var. Oyunlarda öğretmen olarak giriş yaptığım için 3 tane çıkıyor, öğrenci olarak girdiğimizde 2 tane görünecek. Bunların her birini tek tek inceleyeceğiz. Öncelikle kendimiz bir set oluşturalım. Yeni çalışma seti oluştur bölümünden bir başlıkla başlıyorum. Açıklama yazmaya gerek duymuyorum. Bir görsel ekleyebilirim fakat bu daha önce ücretsiz bir bölümdü. Şu an ücretli olmuş. Üzerine bastığımda eklediğim bir görselin üzerinde etiketlemeler yapabiliyordum. Şu an yapamıyorum. Fotoğraf dahi ekleyemiyorum. Çünkü üzerine bastığımda bana bunun ücretli olduğunu söylüyor. O yüzden bu resmi silmek zorundayım. Görsel eklemiyorum. Direkt terimlerle başlıyorum. Ben terim ve resim eşleşmesi yapmak istiyorum. Buraya tanımını da yazabilirim. Hem resim hem tanım kullanabilirim ama ben resim tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi terimin adını yazdığımda bana seçenek olarak zaten resimleri veriyor. Ayrıca yazmama gerek yok. Ayrıca bilgisayarıma indirmeme gerek yok. Bazılarında yeteri kadar sonuç alamıyorum. İngilizce yazıp seçenekleri çoğaltabiliriz. Ben 4 tane kart ekledim. Oluştur diyorum. İstediğim uzunlukta yapabilirim kartlarımı. Setim hazırlandıktan sonra e-postayla birine yollayabilirim. Linki öğrencilerimle veya biriyle paylaşabilirim. Google Classroom'da paylaşabilirim. Bu da Remind ve Microsoft Teams'te de paylaşabileceğiniz seçenekler mevcut. Sınıfa veya klasöre ekle seçeneği de var. Sınıf eklemeyi de göstereceğim. Kapatıyorum bunu sadece. Setimiz hazır. Böyle aşağı doğru baktığımda 4 tane terim, 4 resim karşılığında. Üzerine basınca resim çıkıyor. İleri gidiyorum. Bu şekilde. Sırayla bunlara bakalım. Öğrene basıyorum çalış bölümünde. Tek tek test gibi bana seçenek sunuyor. Bunun ne olduğunu işaretliyor öğrenci veya çalışan insan. Yapamadığım seçenekler önüme daha çok çıkarıyor Quizlet. Testin devamında da yazabileceğiniz sorular getiriyor. Göz atlıyorum. Ben her şeyi doğru yazmışım. Burada tekrar yapabiliyorum veya çalışma setine geri dönebiliyorum. Kartlara basıyorum. Burada en altta seçenekler bölümüne basalım. Cevap olarak fotoğraf mı olsun, her ikisi de mi olsun? İstersem yıldızlayarak ayrıca da çalışabiliyorum zor olan bir şeyi bilmeme rağmen daha çok hatırlamak için. Böyle terimin üstüne bastığımda ne anlama geldiğini öğreniyorum. Karıştır veya yürüt seçenekleri var. O zaten otomatik yapıyor bu işi. Buraya basmama gerek olmuyor. Geri gidiyorum. Yaz bölümüne geliyorum. Seçeneklerden tanım olsaydı eğer, tanım ya da terimi yaz seçenekleri çıkacaktı. Şu an bende tanım olmadığı için çıkmıyor. Bir tane yanlış yapalım. Geri gidiyorum. Dinle ve yaz. Burada bana kelimeyi söylüyor, ben yazıyorum. Kalip. Küçük gruplar için bu alıştırmalar güzel olabilir. Ya da yeni öğrendiğiniz bir yabancı dili burada kullanabilirsiniz. Böbrek. Buradan da çıkıyorum. Kendi çalışmamı da kontrol etmeme yardımcı oluyor. Ne kadar tamamladığımı bana gösteriyor. Test bölümünde ise bir yazılı, bir çoktan seçmeli, iki doğru yanlışlı bir soru vermiş. Bunlar daha fazla oluyor. Benim çünkü 4 tane kartım olduğu için her birine birer tane vermiş. Normalde daha fazla seçenek oluyor. Bunu yanlış yapmak istiyorum. Seçeneklerden bu arada bunları da değiştirebiliyorum. Yazılı istemiyorum diyorum. Tikini kaldırıyorum.
en fazla soru sayısını belirleyebiliyorum. Burada sadece ben tanım vermeyip resim verdiğim için bunu işaretleyemiyorum ama hem tanım hem resim verseydik resimleri göster sadece diyebilirdik. Cevabı Türkçe mi yapalım yoksa fotoğraflardan mı seçelim? Bu da bir seçenek. Bunu da herkes kendi istediği şekilde yapabilir. Biz bunu öğrenciye yolladığımızda öğrenci burada istediği şekilde bunları değiştirerek kendi testini ayrı bir şekilde kişiselleştirebilir. Testi yazdır seçeneğim de mevcut. Bunu bu şekilde de çıktı alıp gelişmeme bakabiliyorum. Veya en baştan hiç yapmasaydım. Cevapları yazmadan önce de bakın burada alt bölümü de var. Direkt öğrenciye bunu da yollayabilirim. Google Classroom'dan veya EBA'dan veya ona özel olarak hazırlanmış bir öğrenme kartı testi de hazırlayabiliyorum. Bunu kaydet dersen bilgisayarıma kaydolacaktır. Çalış bölümünü bitirdik. Eşleştir bölümü. Oyunlarda eşleştirle başlıyoruz. Her şey kaybolmalı. Birbirinin üzerine sürükleyerek eşleştirmemi yapıyorum. Yanlış yaptığımda böyle geri atıyor zaten. Burada birinci sıradayım. Bu oyunu ilk defa ben oynadım zaten. Bu kadar saniyeyle birinci sıradayım. Arkadaşlarımla yarış bölümünde ise herhangi birine veya öğrencilerime bunu gönderebiliyorum. Sonra da skorlar çıkıyor aşağı doğru. Kim ne yapmış diye. Geri gidiyorum. Yer çekimi oyununa girmek istiyorum. Yer çekiminde ise görevim gezegenleri asteroidlerden korumak. Bana seçenekler sunuyor. Kolay, orta, zor olsun. Burada daha hızlı bir şekilde o asteroidler düşüyor. Senin daha hızlı cevap vermen gerekiyor. O yüzden ben orta diyeyim. Yavaş gelsin. Yıldızladığım zor olan ya da kesinlikle çalışmam gereken, bilmem gerekenleri yıldızlamışsam sadece onları da yapabiliyorum. Buraya gelen fotoğrafın cevabını yazmalıyım. Skorum da bir yandan hesaplanıyor. Seviyem artıyor. Bir şey yanlış yazdığımda ise devam ediyor düşmeye. Maalesef koruyamıyorum gezegeni. Onun cevabını da hemen bana gösteriyor düştükten sonra. Yazıyorum. Devam ediyorum oyuna. Bu şekilde seviye atlayarak, skor belirleyerek devam eden eğlenceli bir oyun. Burada öğretmen hesabının tek farkı bu live oyun modu. Burada bana bir uyarı veriyor. Başlamak için en az 6 benzersiz terim olmalıdır. Bu set live oyunu için yeterli değil diyor. Ben de var olan diğer oyunlarımdan göstermek istiyorum. Daha önce hazırladığım bir etkinlikte live modunu göstermek istiyorum. Ben Almanca öğretmeni olduğum için bu bölümde hobileri, resim ve Almancalarını karşılaştırmalarını istemiştim öğrencilerden. İsterseniz burada bilgilendirme videosunu izleyebilirsiniz. Oyun oluştur diyorum. Öğrenciler bireysel olarak birbirlerine karşı oynayabildiği gibi takım halinde de oynayabiliyorlar. Takım halinde oynamayı genelde derste tercih ediyorum ben yüz yüze eğitimde. Takımları gösterelim. Bana seçenek sunuyor. Yani tanım mı olsun, resim mi? Ben resim vermiştim. Resim ve isim eşleştirmesi mi olsun? İsimle resimlerimi eşleştirsin. Bunu ben seçiyorum. Ben resim istiyorum. Seçeneklerden müziği kapattım hemen. Takım adlarının dilini ben Almanca seçmiştim. Türkçe de olabilir. Öğrencilerden bunu canlı derslerimizde bireysel olarak oynadıklarında veya sınıfta takım veya bireysel olarak oynadıklarında Quizlet Live adresine gitmelerini, ardından bu kodu yazmalarını istiyoruz. Ya da direkt ellerindeki cep telefonlarından QR kodu da taratarak oyuna ulaşabilirler. Burada öğrencilerin cep telefonlarının veya tabletlerinin olması şart. Eğer öğrenciler bilgisayardan girmek isterlerse de yine Quizlet Live'a girip kodu yazıp devam edebilirler. Oyuna başlamak için benim 4 oyuncuya ihtiyacım var. Bir yandan öğrencinin başlama ekranında da bu görünecek. Herkes aynı soru sorulduğunu, sadece birinde doğru eşleştirme olduğunu, takım olarak kazanmak için de işbirliğine ihtiyaçları olduğunu burada anlatıyor. Şimdi öğretmen burada oyunu başlatıyor. Öğrencileri iki ayrı gruba ayırdık. Öğrencilerin cep telefonlarında da takım arkadaşlarınızı bulup birlikte çalışın diye onların isimlerini yazmış takım arkadaşlarının. Oyunu başlat diyorum. Burada yukarıda verilen resim, aşağıda cevabını bulmam gerekiyor. Öğrenci tarafından da, cep telefonundan ve bilgisayardan da bu şekilde görünür. Burada cevap bende değil, kesinlikle cevap Alex'ti o zaman. Diğer hesaptan gidip cevabı yazdım. Doğru dedi. Zürafalar bir adım öne geçmiş oldu. Müziği de açtığımızda, şu an müzik kapalı. Ama müziği de açarsak sınıfta eğlenceli bir oyun oynamış oluyoruz böyle. Öğrenciler bunu o kadar seviyor ki teneffüse gitmeyi tercih etmiyorlar. Oyuna devam etmek istiyorlar. Oyun bu şekilde devam ediyor. En sonunda kazanan grubun resmi çıkıyor ekranda.
Ve öğrenciler yapamadıkları sorularla da karşılaşıyorlar. Oyun bittiğinde tek tek yapamadıkları sorular geliyor. Hangisinin doğru cevabı neydi diye tekrar etmeler açısından. Ayrıca oyundan düşen öğrenciler olabilir. Burada sadece sürekli katılım kodu mevcut. Kaç soru olduğu buradan görünüyor. 8 soru. Bir tanesini yanlış yaptıklarında, grup bir tanesini yanlış yaptığında başa dönüyorlar. Live mod ise böyleydi. Burada oluşturduğum herhangi bir setimi bir sınıfa veya klasöre ekleyebiliyorum. Düzenleyebiliyorum sonradan. Paylaşabiliyorum. Paylaşa bastığımda seti hazırladıktan sonraki ekranın aynısı çıkıyor. Oyunla ilgili bilgiyi alabilirim. Nasıl bir bilgi? Kimler çalışmış? Kaç sınıf çalışmış? Bakalım öğrencilerim de ismi çıkacak buradan. Tümünü gösteriyorum. Bu bütün öğrencilerim burada çıkacak. Sınıfa bastığımda hangi sınıflarda oynandığını göreceğim. Burada sınıf ilerleme durumunu göster butonu var ama bu da ücretli maalesef. Bastığımızda ücretsiz deneme sürümünü deneyebilirsiniz diyor. Burada özelleştir seçeneği de başka insanların tasarladığı setleri özelleştirerek biz ekleme çıkarma yapabiliyoruz. Değişiklik yapıp kendimize kaydedebiliyoruz. Puanlar bu öğrencilerim benim eşleştirme oyununda şu kadar saniyede birinci olmuş. En yüksek 10 puanı görebilirim. Öğrenmede 2 kişi yazmış sadece. Yazmayı 2 kişi yapmış. Bu yer çekimini kimse oynamamış. Bu oyunda öğrencilerimin performanslarını görebiliyorum. Yazdır diyebilirim. Yazdırırsam öğrencileri bu şekilde bir özet halinde hepsinin cevabı gider. Burada seçenekler mevcut. Sözlük mü olsun? Bu küçük ve büyük bölümü çıktı alınıp kartlar halinde oyunlara da dönüştürülebilir. Bu şekilde de tek bir sayfaya yazabiliyorum. Resimler olsun mu? Alfabetik olarak sıralansın mı? Bunlar da seçenekler. Ardından PDF'i aç diyorum. İndirme butonundan indirebiliyorum veya yazdırma butonundan yazdırabiliyorum. Burada birleştirme bölümüne baktığımızda birden fazla seti birleştirebilirim. Yani mesela iç organlarımızda ben 4 terim hazırlamışım. İşte başka yine biyolojiyle ilgili bir set hazırlamışım. Onları birleştirebiliyorum. Kartlarını da birleştirebilirim. Burada seçeneklerde sadece yer çekimi oyununda veya eşleştirme oyununda da birleştirilmiş seçenekler sunabilirim. Dışarı aktar seçeneğine bakalım. Eğer tanım olsaydı direkt çıktı almak için metni kopyala dediğimde bunu istediğim bir yere yapıştırabiliyorum. Burada ekle seçeneğinde de internet siteme veya bloğuma bu linki kopyalayarak seçtiğim hatta ayrı etkinlikler de seçebiliyorum. Bunu kopyalayarak direkt oraya yapıştırabilirim. Ve sil seçeneği mevcut. Burada quiz setin üzerine bastığımda ana sayfama geliyor. Setlerime bakabiliyorum. Klasörlerime bakabiliyorum. Sınıflarıma bakabiliyorum. Ayrıca buradan sınıf oluştur butonuyla yeni bir sınıf oluşturabilirim. Ben 10A sınıfını eklemek istiyorum. Öğrencilerimiz buraya çalışma setleri veya yeni üyeler ekleyebilsin mi seçeneğini açık bırakıyorum. Okulumun ismini yazdım. Sınıf oluştur diyorum. Şu an sınıfımda kimse yok. Üyelere geliyorum. Şu an hiç üyem yok. Tek bir tane ben yönetici olarak görünüyorum. Bu linki kopyaladığımda öğrenciler bu sınıfa girecektir. Ben bu sınıfa setler attığımda da o setlerin hepsini görüntüleyebilip istedikleri zaman onlarla oynayabilecekler. Yani ben bütün ünitelerle ilgili peyderpey buraya setler hazırlayıp koyabilirim ve onların bağımsız çalışmasını isteyebilirim. Ardından ilerleme durumlarında neler yaptıklarını da çalışmaları inceleyerek görebilirim. Buraya ben kendim de üye ekleyebiliyorum. Eğer öğrencilerimiz Quizlet'e üye ise, zaten hesapları varsa kullanıcı adlarını yazabilirim. Veya e-posta adreslerini yazıp onlara katılım linki davetiye gönderip onların katılmasını sağlayabilirim. Eğer Google Classroom'da zaten bu sınıfınız varsa buradan Google Classroom'a bağlan seçeneğinden sınıf oluşturmaya başlayabilirim. Burada benim Google Classroom'daki öğrencilerim çıktı. Bu sınıf 10A'ydı. O yüzden 10A'ya tık atıyorum. Davetiye gönder diyorum. Google Classroom'dan öğrencilerin mail adreslerini ekliyor davetiye. Onlar geldiğinde bu sınıfa girdiklerinde de hazır setim olsun istiyorum. Oynayabilsinler istiyorum. Zaten ünitemizle ilgili olanları seçtim ve ekledim. Direkt kapattığımda bu sınıfın setlerine bastığımda bunlar görünecek. Ve öğrenciler bu sınıfa girdiğinde bunlarla direkt oynayabilecekler, etkinlik yapabilecekler. Bu şekilde öğrencilerin bağımsız çalışmalarını desteklemiş oluyoruz. En üstte sağda düzenle seçeneğinden sınıfımızın adını açıklamasını değiştirebiliriz. Burada bildirimler seçeneğine bastığımda ayarlara, e-posta tercihlerine beni yönlendiriyor.
Burada bu sınıfla ilgili e-postalar bana gelsin mi? Bu sınıfları bir set eklediğimde öğrencilere gitsin mi mailler diye bana soruyor. Ben de değişiklik yapmak istemiyorum. Yıl sonunda bu sınıftaki üyeleri değiştirerek şuradan tüm üyeleri sil diyebilirim. Quizlet'in kullanımı gördüğünüz gibi oldukça basit, pratik. Öğrenciler için de çok kullanışlı gerçekten. Quizlet'te öğrenmeniz gereken her şeyi buradaki eğlenceli oyunlar ve etkinliklerle çok kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Aynı şekilde öğrencilerinizle de paylaşabilirsiniz. Ara butonuna yazdığınızda çalışmak istediğiniz konuyu, burada bazılarını değiştirmek isteyebilirsiniz. O zaman o setin üzerine tıklayıp özelleştire basıyorsunuz. Özelleştire bastığınızda artık tamamen her şeyini siz değiştirebiliyor oluyorsunuz. Bu yüzden de kişiselleştirilebilir çalışma setlerinizi de daha kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz. Quizlet ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Gördüğünüz gibi oldukça pratik bir Web 2 aracı. Umarım derslerinizde ya da kişisel hayatınızda bol bol kullanır ve bu araçtan yararlanırsınız. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.